Merhaba, günaydın arkadaşlar, günaydın hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Günlerimiz aydın olsun inşallah. Evet, Antalya'ya Allah'a şükür geldik evimize. Antalya'dan selamlar, sevgiler diyorum. Kahvemizi yaptık, biraz sohbet edelim. Bakalım daha ne olacak, aman çok özlemişim Hakan'ımı. Ablaları da diyordu zaten, Hakan'a gittiğin zaman bizim yerimize de öp, bizim yerimize de sıkıştır. Oh, öptüm öptüm, acıcık acıcık da böyle hafif hafif ısırdım. Ay çocuklar 10 günde olsa, 15 günde olsa görmeyince birden değişiyorlar. Sanki büyümüş gibi geldi bana edepsiz. Onunla biraz oynaştık, özlemişim çocuklarımı da. Evet, bazı arkadaşlar gitme illaki köyde kal diye yorumlarda yazıyor. Hayatım gideceğim gene. Şimdi şeyin haftanımın kulağını çınlattıracağım. Antalya'nın bana ihtiyacı var dediği gibi edepsiz. Annesi çağırınca öyle diyor ya, Antalya'nın bana ihtiyacı var diye. Olmuyor. Bir hafta 10 gün sonra tekrar tabii ki yine gideceğim. Gitmeyeceğim değil bu. Anlamına gelmiyor bu. Sürekli de yani orada olmuyor yani. Konuşturmayın beni kız şimdi deli deli. Bir hafta sonra, 10 gün sonra tekrar giderim. Berne neden gitmiyorsun diye yazan arkadaşlarımız var. Ben bunu yorumlarda birkaç kişiye cevap verdim ama tekrar buradan söyleyeyim. Hayatım Berrin çalışıyor. Dört duvarın arasını beklemeye mi gideceğim? Zaten çocuklar sürekli hep burada, ben ne yapacağım? Duvarlarını beklemeye mi gideceğim orada? Gerek yok. Evde oturan biri olsa tamam. Çalışıyor yani. Ne yapabilirim ki orada? Yani neden ona gitmiyor? Gidiyoruz. Günübirlik gidip geliyoruz. Gitmiyoruz. Hiç gitmiyoruz değil. Yani tabii ki gidiyoruz. Zaten çocuklar buradaydı, dün gittiler sürekli. Ben gideyim de evimi bekleyeyim orada. Yani. Herkesin kendi evi diyeceksin. Köyde de aman rahattı kız. Vallahi balkonda yayıla yayıla. Bir oraya dön, bir baraya dön. Serile serile yatıyordum serin olduğu zamanlar. Belirli bir saatlerde. Hava gayet serin olduğu zamanlar balkondan içeri giresim gelmiyordu. Burada pek o çıkmaz. Tabii işi gücü var Ebru'nun yani. Hakan'ı getireyim mi Hakan'ı? Hep beraber bir ısıralım ama hadi. Uyutuyor annesi. Dedim hadi şimdi böyle gözler yarı baygın. İyice uykusu dağılmasın. Biliyorsunuz geceleri pek durmuyor kendisi. Anneyi de uyutmuyor. Sabahları da sabah çok erken kalkıyor maşallah. Benim annem rahmetli öyle derdi. Erken kalkan çocuk kısmetli olur diyerekten diye. Bu da maşallah çok erkenden kalkıyor. Gece de zaten uyumuyor. Erken kalkıyor. Şimdi bu saatlerde de biraz uyuyacak. Gözler böyle bayılıyor. Baktım dedim hadi ellemeyeyim. Sallıyor ana kucağında annesi. Şimdi uykusu dağılırsa başına vuracak, sersemleyecek, daha çok huzursuzluk yapacak diye. İnşallah bakalım bugün gün içinde neler yaparız diyeceğim ama hiç de bir şey yapasım yok. Bugün var ya, böyle buradan kalkmayayım, bir sağa bir sola devrileyim istiyorum. İyi alıştım köyde öyle devrilmeye ben. Evet, Ebru ne gülerdi ya, bunu kulağı çınlasın. Buradan öpüyorum onu da. Yemek yedik mi, balkonda serinse ben hemen hop kaykılıyordum. Heh tamam ye yat, ondan sonra işte tek sıra annelerdi bana. Boşver. İşte dediğiniz gibi bir orada bir burada geziyoruz, gidip geleceğiz. Burada da Antalya'da yapılacak birkaç işim var. Onları da halledeyim. Ondan sonra tekrar bir hafta 10 gün herhalde, bir hafta sonra bilmiyorum artık gün vermeyeyim de tekrar giderim yani. Gitmem değil. Daha bismillah oradan gelmeden daha Antalya'ya geleceğimi söyledim. Hemen bazı arkadaşlar işte niye gidiyorsun, niye kalmıyorsun? Ya vallahi billahi olmuyor hayatım. Olmuyor öyle sürekli devamlı. Az olsun tadında olsun. Bazıları öyle diyor. Bazıları da
Oh, yerleşti damadın evine diyor. Bak 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 bak. Ay ne kadar ayıp, ne kadar şey kelimeler. Niye yerleşmesi kız? Gidiyorum geliyorum. Onlara kalsa onlar hiç bırakmayacak bile beni. Sağmayacaklar bile. Ama olmuyor yani devamlı işte. İşlerim oluyor burada da. Daha bak o şimdi Antalya'da bir sürü işim var. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Çıkacağım mı çıkmayacağım dışarıya işlerimi halletmeye çıkmam lazım ama aslında diyorum bir iki gün bir evin içinde kalayım da ondan sonra çıkayım işlerimi halletmeye. Kahvaltı hazırlıyor çocuklar ben yemeyeceğim de. Ay gözüm ne oldu? İşte misafir gelecek ama ay biz de öyle derdi annem. Gözlerimiz daldığı zaman nereye geçeceğim? Geç. Sofradayız mı artık? Gözleri daldığı zaman misafir gelecek derdi. Benim içinde yatsın annem. Benim de gözüm dağıldı. Kim gelecek? Misafirler sayılmaz tabii. Torunlar yeni gitti de. Öyle bir an gözlerim dağıldı. Ay maşallah maşallah. Daha ortalık kaldı başında gidiyor. Televizyona bakıyorum da. Geç şuradan üstünden aşağıdan sürmeyeceğini kızım. Ne var? Üstündeki şöyle o şekilde çıkmadı mı? Üstündeki askılı da üstündeki var diyerekten diye arkadan dolanıyor peyzacım. Ne diyordum bunu da unuttum gitti vallahi. Kafa yerinde değil ki. Bugün ne yemek yapacağım, ne hiçbir şey hiçbir yapmayacağım. Oturacağım böyle. Gelsin kahveler, gitsin kahveler. Dedikodu yapacağız sizlerle beraber. Evet küpü bazı arkadaşlar küpü süslemeyecek misin diye yorumlarda yazmışlar. Süsleyeceğim, süsleyeceğim. Bu gidişimde küpü süsle. İlk işim küpü süslemek olacak. Evet, onu şöyle güzel bir yere görünen bir yere kapının bahçeye girişte görünen bir yere koy. Bazı arkadaşlar demiş ki merdivene yakın aslında mantıklı o da olabilirdi ama hayatım merdivene o papatyaları falan temizledik ya o papatyalar oraya ekildiği zaman gözükmez. Ben dışarıdan şöyle girişte tabii ki dışarıya değil oradan görünen bir şekilde bir yere koymak istiyorum onu kız yoldan geçen de böyle dikkati çeksin baktığı zaman hemen böyle kafasını çevirttirsin. Onu şöyle bir çiçek derler, bu gidişimde evet süsleyeceğim diye diye kızın başına etini yiye yiye küp 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 diye diye. Dediğim gibi küpün içine en de şey kendim oturacaktım. diye diye süsleyeceğim küp sonunda. Çok güzel olur ama. Evet yani. Evet bugün yemek falan yapmayacağım. Belgin herhalde bir şeyler yapar. Hazırlar o. Yarından itibaren evet tekrar mutfağımıza burada kavuştuk. Mutfağımızda sizlerle beraber harika nefis yemekler yapacağız. Sıcakta da çok yenmiyor ama gene yemek yemeden de olmuyor. Yani illaki yiyeceğiz. Bakalım neler yapacağız. Yarından itibaren tekrar mutfağımızda sizlerle görüşeceğiz. Bu arada saçımı kesin kırmızıya boyuyorum. Kırmızı renk. Türk bayrağı gibi. Boyayacağım denemekte fayda var. Kız ben küçük kaçık bir kadınım. Sizler beni biliyorsunuz. Ben kafaya bir şey koydum mu onu kesin yaparım. Saç benim değil mi? Yakışmadı. Çıkarırım. Zaten geçici boya. Gerçi kızıl çok kullandım da kırmızı kullanmadım. Kızıl saçlarım uzunken bundan 15-20 sene öncesi kızıl saçı kullandım ben de. Arasına da kırmızı yemek mi annenle çıkacağım? Yemeyeceğim annenle, yiyeceğiz. Kızılın içine kırmızı balyaj attırmıştım böyle. Nasıl yanıyordu, çok iddialı.
hatta herkes diyor çok iddialı bir saç diyerekten diye düşündüm. Kızıl saçın içine kırmızı balyaj attırdıydım. Hakikaten harikaydı, çok güzeldi. Ama tabii sadece kırmızı olarak hiç kullanmadım. Yavrum yemeğe çağırdı beni, dedim ben yemeyeceğim. Rejimdeyim hayatım. Neyse, dediğim gibi artık yarın mutfağımızda hep beraber olacağız. Birkaç işlerim var, onları halledeyim de mutfağı falan yarın görelim. Bugünden yine çıkarım birkaç gün falan değil. Şöyle bir işlerimi halledeyim dışarıda. Ondan sonra mutfağımıza geçeriz. Dediğim gibi bir hafta 10 gün buradayım. Hop ondan sonra bir hafta 10 gün dediğime bakmayın. Bakarsınız benim kafa esti, bana geliyorlar bazen. İki gün sonra derim ben Fatih Geloğlu'm Antalya'ya gelip gidiyor. Fatih mecbur iş için. Antalya'daysa hadi gel oğlum derim ben ona. Yürü beni de giderken eve götür iş çıkışı. İş sağım sağım belli olmaz. Gördün deli dön geri. Ben öyle. Evet ne yapalım azıcık sizlerle sohbet ettik. Bazı arkadaşlar şuna da cevap vereyim ben. Tam ayrılacağım zaman aklıma geldi. Bir de köyde sen video çek. At bakalım senin çektiğin video hani nasıl çekeceksin diyen arkadaşlarımız var bazıları. Kız hayatım ikimiz aynı yerde olacak şey mi o ya? O olur mu hiç? Bence olmaz yani. Ne yapabiliyorum? Sadece ben orada canlı yayın yapabiliyorum. Yani ikimiz de aynı ortamda aynı yerde sanmıyorum yani. Hani gerçi güzel fikir vermişsiniz iyi ama sadece canlı yayın yani. Şimdi her ikimiz birden aynı yerde olmaz. Birimiz domates der, birimiz patlıcan der. Sanmıyorum yani. Bana yani yatmadı benim aklıma. Onun için gerek duymadım. İkimiz de aynı yerde aynı video olmaz diye düşündüm ben. Bu arada o güzel fikrin için teşekkür ediyorum sana da. Sizlere de öpüyorum sizleri. Evet biraz sohbet ettim sizlerle, iyi geldi bana da. Dediğim gibi bakarsın iki gün sonra giderim, bakarsın üç gün sonra, benim sağım solum belli olmaz. Bakarsın da bir ay sonra giderim. Hop bir oradayım bir buradayım dediğim gibi. Evet böyle sohbetlerimiz sizlerle devam edecek. Ama bugün işlerimi halledeyim. Yarın mutfağımızda bakalım neler yapacağız. Görüşmek dileğiyle inşallah. Sohbetimizden memnun kalmışsınızdır. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.